misin? Ve hamsiler kurumamış ama kurumaya yaklaşmış. Daha sulu sulu olabilirdi. Bir dahaki sefer bir limon suyu sıkacağını, şöyle iki damla limon suyu sıkarsan bence bir Adanalı'dan gerçekten harika bir hamsili pilav çıkabilir. Ellerine sağlık diyorum. Afiyet bol, şeker olsun. Bir hamsili pilavda aradığımız hemen hemen her türlü doğru özelliğe sahip bir tabağım vardı. Hamsilerini kurutmamışsın. İç pilavındaki denge gayet başarılı. Bir kalıp gibi çıkartma konusunda sıkıntı yaşamamışsın. Bence gayet güzel bir iş yapmışsın. İlk kez denediğinin farkındayım ama ilk kez kalkıştığın bir işten alnın akıyla çıkmışsın. Bugünün birincisi sen oldun. Bugün gün birincisi oldum. Ne yazık ki yine çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek. Gümbür gümbür. Birinci olamayanlara üzülüyorum. Yarışmacılarımızın tadımına geçeceğiz. Bakalım yarışmacılarımız en az hangi tabakları beğenecekler? Şimdi tadımdayız. Ekmeğin hiç olmamış karnım. Deriyi istemezdim üstünde. Keşke deriyi alsaydım. Balık ekmek öyle oluyor. Bence sen de bunun kıvamını tutturmadığını çok iyi biliyorsun ama mecbur kendine savunacaksın. Yok hayır, sana ben çıkardığım tabaktan memnunum. Ama ben bu tarifi yapsaydım daha fazla araştırırdım. Sen araştırmışsın, eksik olmuş demek. Tekrar söylüyorum. Biliyor olman lazım ki yorumlaman lazım diye düşündüm. Bildiğim o yüzden baharatları soruyorum ben. Ben şu anda tadını aldığım şeyden bahsediyorum. Benim damak zevkime göre o pilavlı o hamsi birbirini tutmamış diyor. Yarışmacılarımızın tadımına Melike ile başlıyoruz. Balığını ağzıma attığımda bir acılık geldi. Böyle hani şey baharattan dolayı değil, balığın limondan herhalde mı? Limondan da olabilir. Bir acılık var. Birazcık tatsız kalmış senin de balıkların baharatlandırmayla ilgili. Ekmeğin hiç olmamış karnım. Balığını da normal bir pişirmişsin işte. Ya Melike bir şey söyledin zannediyor ama bir şey diyemiyor. Çok standart. Ekmeğin olmamış, balığını da pişirmişsin. Yaratıcı olmalı biraz. Nane abla aynı tarifi yaptık. Evet canım. Dereceye girmemden dolayı doğru yaptığımı düşünüyorum. Tam anlamıyla olmasa da o yüzden yorum yapacağım. E tabii ki yap. Arkana çalıştığın için gördüm abla. Çok fazla dereotu koydun. Hani bir Ege rüzgarları esti pilavında. Ben bir tarifi yaparken hani 15-20 yerden araştırdım. Maydanoz hepsinde vardı. Seninkinde maydanoz yok. Dereotu istisna bazılarında vardı, bazılarında yoktu. Ben dereotunun keskin bir yeşillik olduğunu düşünüyorum. Pilavın tadını kesmiş sanki. Valla dereotunun yakıştığını düşündüm. Ben de araştırdım, yaptım ama benim baktıklarımda maydanoz yoktu. Ben dereotu kullanmayı tercih ettim. Bugün Nalan Abla'yla aynı tarifi yaptık. Tabağımı yaptığım yorumda sonuna kadar haklıyım. Sonuna kadar savunuyorum ki benim tabağım birinci oldu. Doğruya en yakın tabak benim tabağımdı. Ama yaptığı yanlış nedense bir türlü kabullenmiyor. Nalan Abla gerçekten yanlış yaptın. Balık ekmek arası ama ekmeğin üstü yok. Bir de ben ekmek arası balık yeseydim deriyi istemezdim üstünde. Keşke deriyi alsaydım. Sen balık ekmeği derisiz mi yiyorsun dışarıda? Deri yenir mi bilmiyorum hani. Yeniliyor. Balık ekmek öyle oluyor. Ben olsaydım deri istemezdim yani ama ekmekte değişik bir şey denemişsin. İlk insan ederim. Olurdun herhalde. Tost tadı aldım ya. Tost. Balık. Balığın hani baharatı yok hiç. Balığın baharatı ekmeğin yok. Ekmeğin tulum peyniri olduğu için tulum peyniri de ekmeğe böyle tost kıvamı vermiş. Ekmeğin güzel, yalan yok. Ama bildiğimiz tost yani. Onur herhalde biraz sosyetik, dışarıda hiç balık ekmek yememiş. Balık ekmek yediğiniz zaman her balığın üzerinde derisi vardır. Cahillik işte yani, başka bir şey değil. Tabağında bir şey eksik. Ya herhalde biraz baharatlandırmada sıkıntı olabilir. Evet, ya. Baharatında bir sıkıntı var. Hı-hı. Ama genel anlamda yenilir. Yenecek bir şey yapmışsın. Bu da başarı bence senin. Her zaman yenecek bir şey yapıyorum Carmen. Melike, hamurun çok sert.
Tahmin ediyorum ki bunun kıvamı tavuk suyunu ilave ettikten sonra yumuşacık bir hal almasıydı. Ama bu yer yer sertlikler var. Bence olmamış. Sefer çok başı... sert, çok yumuşak. Tam arası olması gerekiyordu zaten. Öyle yumuşak bir hamur olması. Bence sen de bunun kıvamını tutturmadığını çok iyi biliyorsun ama mecbur kendini savunacaksın. Yok, hayır, sana ben çıkardığım tabaktan memnunum. Yani. Günün ikincisi Elif. Senin de tadımı rica edelim. Nalan'cığım. Elif. Hamsilerin gayet sulu. Yani pişmesinde de çok fazla bir sıkıntı yok gibi. Ama... bu hamsili pilavın içindeki olması gereken pilav bu değil. Pilavın da tek başına güzel. Ama baharatlar konusunda ikisinde örtüşmeyen bir şey var. Ne eksik mesela sence? Ne olmalıydı? Yani hamsinin tadına daha yakışacak, daha farklı baharatlar gerekiyordu. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Biraz fazla Ege'li kalmış. Baharat olarak ne eklenmeliydi yani? Dereotunun tadı her şeyi bastırmış. Ben de o fikire katılıyorum. Yani tam olarak bilemiyorum ama birkaç tane daha... Hani olmamış dedin ya, olması gereken lezzette de değil, baharat eksik. Sence hangi baharat eklenmeliydi ki? Hiç baharatlandırma yapma konusunda eksik kalmış diye düşünüyorum. Çünkü lezzet eksikliği var. Sadece üzümün tatlılığı ve üzerindeki dereotunun tadını alabiliyorum. Keşke birkaç baharat koysaydın diye düşünüyorum. Ama ben daha önce hiç yapmadığım için, kendim yapmadığım için hangi baharatların eksik olduğunu söyleyemiyorum şu anda. Hani uygun olmamış dedin ya, onun için söylüyorum yani. Ama ben bu tarifi yapsaydım daha fazla araştırırdım. Sen araştırmışsın, eksik olmuş demek ki. Arada bir boşluk var diyorum. Ya bilmediğin bir şey için eksik olmuş diyorsun. O da çok enteresan yani. Tekrar söylüyorum Nalan. Kitabi bilgi olarak eksik demiyorum. Yedim, benim damak zevkime göre o pilavlı o hamsi birbirini tutmamış diyorum. İfade edebildim mi? Hayır, anlatamadım. Mısır ekmeğin planladığın gibi mi oldu? Yani. Pek başarılı olmamış gibi. Çok sıkışmış ve içi... Yok, sıkışmış değil. Ben büyük kap kullandım. Küçük kap kullanmadım. Anladım. Yani ben bilmiyorum ama lüfer Karadeniz'de çok bağlantılı bir balık mıdır? Hani Karadeniz'in yöresel lezzetleri dediğimizde aklımıza hani en başta hamsi, arkasından da belki palamut gelir. Ama bu lüfer, yanlış bilmiyorsam. Levrek. Yani genel anlamda... balık. Balık işte. Mükremin tadım için seni de alalım lütfen. Nalan abla, şimdi sıradan geliyorlar, seni kızıştırıyorlar. Sonra ben yorum yapınca şey yapma. Yok canım, tabii ki herkes yapacak yorumunu. Kızmakla ilgisi yok. Yeni bahar attın mı içine? Attım. Hamsin sulu kalmış, güzel. Ben yerim abla, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yağda mı kızarttın bunu Karmen? Hı hı. Çok baskın bir yağ tadı var. Son olarak Nalan, tadım için seni de rica edelim. Ekrem biraz tatsız olmuş. Soğanların biraz daha pişsin isterdim. Sanki biraz diri gibi geldi bana. Abla, çok pişince de böyle tabağın içinde çok kötü görüntü oluyor ya. Hem tadı da kaçıyor bir şekilde, bir şey oluyor. Yani biraz susuz geldi bana. Hemen ben pek balık tadı alamadım. Daha çok kızarmış ekmek tadı var. Belki biraz daha sende tatlandırabilirdim. Nalan da tadımını bitirdi. Şimdi yarışmacılarımızın en az beğendikleri tabaklar hangileri, onları öğreneceğiz. Madem günümüz Karadeniz konsepti, aynı konseptten devam eden bir tarifiniz var. Kaygana. Ancak birinizin tarifi istediğimiz gibi değildi. Pazartesinin ilk adayı olarak karşımızda duran tabak. Şimdi sırada yarışmacılarımızın en az beğendiği tabaklar. Melike, seninle başlıyoruz. Kendi gibi tatsız tuzsuz bir tabak önümüze getirdiği için Carmen'i yazdım.
Ayda ben tatsız tuz. Evet. Bence Melike'nin benim adımı söylerken yaptığı açıklama tatsızdı. Ama Melike biraz kendini göstermeye çalışıyor. Çok silik bir karakter. Sanırım ben olmaya çalışıyor. Ama yanlış yerden başladı Melike. Onur. İlk hafta balayı, ikinci hafta cicim ayları, üçüncü hafta hepsi bitti. Artık yarışmaya hak eden götürsün. Hak etmeyen kişiler teknik etapta yarışsın. Carmen seni yazdım. Carmen. O zaman ben Melike'ye bir cevap vereyim. Kendi hamurunu tutmadığı gibi yaptığı şeyin de hamuru tutmamıştı. O yüzden Melike'ye yazdım. Elif. Ben hem mısır ekmeği sıkışmış olduğu için hem de gerçekten Nüferi Karadeniz'e bir türlü bağlayamadığım için Carmen'i yazdım. Mükremin. Tabağında balıktan çok kızartma yağ tadı aldığım için Carmen arkadaşım. Son olarak Nalan. Hamuru biraz kalındı ve orta kısmı biraz sertti. Tavuk suyunu tam çekememişti sert olduğu için. Dışı güzeldi ama ortası beni rahatsız etti. O yüzden Melike arkadaşım yazdı. Yarışmacılarımızın tadımından sonra bugünkü teknik etap için Carmen ve maalesef birbirlerini çok sert eleştiren tabaklar olmasına rağmen yan yana gelmek durumunda kalan Melike. Her ikinizin tabakları da arkadaşlarınız tarafından en az beğenilen tabak olarak değerlendirildiler. Şimdi bu iki tabakla ilgili yorumlara geçebiliriz. Yağız, istersen senden başlayalım. Melike'cim birazcık hamurlarını fazla sarmışsın. Fazla sardığından dolayı da ortalarında sıkışma olmuş. O yüzden dışlara doğru birazcık daha pişmesi daha normalken içeri doğru birazcık daha kuruluk olmuş. Sonra bir kabın içerisinde sıkıştırmamışsın. Dolayısıyla eklemiş olduğun tavuk suyu dağılmış. Daha sonra da üzerine eklediğin yoğurtlarla beraber kesilmeler oluşmuş. Halbuki sen onları daha küçük bir kasede güzel eşit boylarda kesseydin, iyi bir şekilde sıkıştırsaydın, güzel bir şekilde sulasaydın, tavuklarını da birazcık daha didikleseydin doğru bir yolda gitmiş olurdun, güzel de olurdu. Lezzet açısından bir sıkıntısı olmamasına rağmen aslında çok çok daha iyi olabilirdi. Carmen, balığın levrek. Önce onu söyleyeyim. Yemeğin için çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum. Hala daha birazcık daha kendini geliştirip birazcık daha araştırmacılığını ortaya koyabileceğini, biraz daha bilinçli ve birazcık daha ne yaptığının farkında olaraktan burada icraatlarda bulunabileceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar hakkında. Bence bugün bütün arkadaşlarımız hakkaniyetli bir oylama yapmış. Çünkü benim son ikim de Melike ve Carmen'di. İkisi de lezzet olarak diğer arkadaşlarının tabaklarının altında kaldı. Melike'ninkinde teknik sorunlar vardı. Carmen'inkinde hem uygulama hem tarif eksiklikleri vardı. Bugün teknik etaba iki böyle baş başa gidebilecek kişi kaldı. Ben açıkçası son etabı heyecanla takip edeceğim. İkinize de kolay gelsin. Teşekkürler. Melike, senin yaptığın tarif sevgili Sahrap Soysal'ın senede birkaç kere ev davetlerinde yaptığı şahane bir tariftir. Birkaç püf noktası var, atladın onları. Genellikle şerbetleme veya bu tip tavuk suyu, et suyu, su çektirme işlemlerinde tepsiyle tepsinin içine koyduklarının boylarının bir olması lazım. Eğer sen büyük tepside küçük hacimli bir şey koyarsan istediğin gibi o suyu çekmeyecektir. İkinize de teknik etapta şimdiden başarılar diyorum. Teşekkürler. Şimdi yarışmacılarımızın teknik etabına geçiyoruz. Heyecanlı, başa baş bir teknik etap bizleri bekliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Saygısız. Bana hani en son kişi Carmen, saygısızsın diyecek insan. Senin espri anlayışın bana göre saygısızlık Carmen'cim. Sen bunu anlıyorsun. O zaman sen de sus, kapa çeneni. Bugün Melike'yi buraya gömeceğim. Geldik teknik etaba. Yine bir teknik etap. Evet. Yine tanıdık simalar. Bugün teknik etapta 30 dakikalık bir tarif yapacaksınız. Ve madem günümüz Karadeniz konsepti, aynı konseptten devam eden bir tarifiniz var. 30 dakikada ne yapabiliriz diye şöyle aklınızdan düşündürüp geçirdiğinizde karşınıza çıkan sonuç kaygana. Teknik tarifi satır satır düzgün okuduğunuzda her şey daha kolay olacak diye umuyorum. Ve 30 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Kolay gelsin. 3-2-1 ver fırına. Teşekkürler. Y
Yarışmacılar tarafından günün en düşük puanı alan isimler Melike ve Carmen oluyor. Eleme adayının seçilebilmesi için iki yarışmacı da teknik etapta birbiriyle yarışacak. Bakalım teknik etapın sonunda eleme adayı kim olacak? Ya bu sefer hak ettim ya. Kötü bir tabak çıkardım. Onun için arkadaşlarım da haliyle beni yazdı. Bu sefer haklılar. Carmen zaten hep burada olduğu için yanına kim gelirse gelsin fark etmiyor onun için. Hayırlısı olsun bakalım onun için de benim için de. Ya Melike ile çıkacağım zaten belliydi. En zayıf halka Melike olduğu için kuşkusuz Melike ile çıktım ben de. Kaygana tarifi hiç bilmediğim bir tarif. Hiç duymadım da görmedim de. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağımı. Tarif açıkçası yani kolay gibi duruyor da. Tabii teknikte hani inceliklerine kadar okumayınca bir küçük hatanız bile bütün yemeği değiştirebiliyor. Umarım hata yapmadan yapabilirim. Tarifi ilk gördüğümde açıkçası birazcık endişelendim, yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü daha önce hiç hem tat olarak bilmediğim bir tarifti, hiç de yapmamıştım evde. Birazcık endişelendim. Umarım yapabilirim. Yarışmacılar ilk olarak teknik tariflerini dikkatlice okuyup hazırlıklarına başlıyor. Yarışmacı arkadaşlarımız bugün kaygana yapacaklar. Yapması, uygulaması son derece kolaydır. Otlarını doğru kıvamda ayarlayacaklar. Kıvamını, kalınlığını ve iyi hazırlanmış olmasına dikkat edecekler yapacakları hamur harcının. Dediğim gibi son derece kolay. Adım adım bütün satırları okurlarsa doğru bir yola çıkacaklardır. Bugün yarışmacılar teknik etapta Karadeniz yöresine ait olan kaygana yapacaklar. Tariflerini hazırlamak için sadece 30 dakikaları var. Kaygana yaparken önemli olan nokta kayganının kıvamını tutturmak. Ne çok sert olsun ne de çok yumuşak olsun istiyoruz. Bu dokuyu sağlayan kişi günün kendini kurtaran oldu. Yarışmacılar teknik etapta esasında bir tür krep yapıyorlar. Krep hamurunu yani unu, sütü, yumurtayı birazcık da kabartma tozunu doğru bir şekilde kıvamlandırabilirlerse önümüze lezzetli, güzel yemekler koyacaklardır. Lütfen sözümü kesme. Bence başarısızlıklarından birazcık ders almaya çalış. Buradaki sıkıntı olan şey maalesef doğru bir şey düşünmediğini ve doğru söylemediğini biliyorum ama o konuyu açmayacağım. Yarışmacılar son olarak da ince doğradıkları yeşillikleri hamurla karıştırıp krep gibi tavada pişirecekler. Melike adayı olacak bugün ya. He canım he o konuşur öyle. Boş konuşma konusunda Melike uzman. Çünkü toy olduğu için pek anlamıyor bu konulardan. Garibim ağzına ne gelirse onu söylüyor. Aslında yadırgamamak lazım. Evet çünkü Carmen saygısız. Ben Carmen'le artık ilgilenmiyorum. Neydi? Carmen saygısız. Ben Carmen'le artık ilgilenmiyorum. Bugün yaptığın yorumdan çok saygılı olduğunu anlaşıldı. Ben senden büyüğüm, kaç yaşındayım? Bana tatsız tuzsuz diyorsun. Ama böyle yapıştırırım ben de cevabını sana. Hak edene her türlü. Aferin. Saygısız. Ne bekleyeceksin? Ben bu zamana kadar Carmen de dahil herkese saygılı davrandım zaten. Bana hani en son kişi Carmen, saygısızsın diyecek insan. Yani Carmen'e biz normal davrandığımızda da bizi değişik şekillerde aşağılıyor. Kendisi bilir. Ne istiyorsa onu yapsın. İlgilenmiyorum da. Gerçekten ne düşündüysem onu söyledim. Çünkü Carmen Elmas'ta geçen cuma sabah beni gördüğünde burada ben direkt seni yazacağım diyen bir insan ve gidip o gün sizi yazar. Onun için ben Carmen'i artık çözmeye çalışmıyorum. Ya her şey ciddiye alıyor. Diyorum ya ufak işte daha cahil, yani daha çok yolu var öğrenmesi gereken. Bilmiyor. Biz burada diğer arkadaşlarımla gayet güzel sohbet ediyoruz. Esprileşiyoruz. Gayet de keyifli. Senin o zaman espri anlayışınla benim espri anlayışım bir değil. Senin espri anlayışın bana göre saygısızlık Carmen'cim. Sen bunu anlamıyorsun. Tamam o zaman sen de sus kapa çeneni cevap yetiştirme. Bak işte en basiti. Sen çünkü her sıkıştığında kapa çeneni diyorsun insanlara. Böyle de bir saygısızlık işte. Sonra bize gelince yaşın küçük saygısızsın. Çok düşük benim için yeterli derecede evet, değil. Hı, evet. Melike nasıl çamur atacağını bilmiyor. Bu saygısız kelimesini de daha önce bir yerlerden duymuştu. Onu söylüyor. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada yarışmacıların süreleri de giderek azalıyor. Her iki yarışmacı da tariflerini zamanında yetiştirebilmek için iki tava birden kullanıyor.
Hep buraya gömeceğim. Gayet iyi şu anda. Hiçbir sıkıntım yok. Benim bitti sayılır, az kaldı. Yarışmacılar sürelerinin bitmesine saniyeler kala tariflerini bir bir sunum tabaklarına alıp servise hazırlıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve günün eleme adayı belli olacak. Ancak birinizin tarifi istediğimiz gibi değildi. Pazartesinin ilk adayı olarak karşımızda duran tabak. Evet. Değişik bir teknik etap. Karadeniz yöresi. Bakalım en çok kimi zorlamış. Hadi tadıma geçelim. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Başladığımız itibariyle Karadeniz esintileri ve Karadeniz rüzgarının böyle hakim olduğu bugün de yine aynı şekilde bir tarifle bitirdik. Önümüzde teknik etapta duran iki tabaktan bir tanesi bizim istediğimiz özelliklere daha çok uygun. Karar vermekte zorlanmadık. Aslında mantık olarak baktığınızda hafif krebe benzer bir içerik, bir dokusu var. Ama kayganın biraz daha kıvamsal yoğunluk farkı vardır. Bu kriterlere bakarak önümüzde duran iki tabaktan bir tanesinin teknik olarak daha doğru uygulandığının kanaatini getirdik. Bugün teknik etapta Carmen, Melike, ikiniz 30 dakika içerisinde gayet kolay uygulanabilir bir tarif yaptınız. Ancak birinizin tarifi istediğimiz gibi değildi. Bugün teknik etaba daha az uygun olduğunu düşündüğümüz ve üçüncü haftada pazartesinin ilk adayı olarak karşımızda duran tabak. Bu tabak. Hangisi? Ben. Carmen paralize mi oldun? Ben şaşırdım. Krep ince olur benim bildiğim. Ama yani, kaygana olmaz. Efendim? Kaygana o kadar ince. Oradaki yazıda işte krep yani nasıl olduğunu bilmiyordum zaten hiçbir fikrim biraz yoktu. Olsun. Ama krep yazdığı için ben de krep ince olur mantığı yürütüp ince yaptım. Şöyle söyleyeceğim. Kötü değil tarifin. Hiç kötü değil. Fakat diğerinin kıvamı tam olması gerektiği, etlilik kıvamı tam olması gerektiği gibi bizim verdiğimiz teknik tarifte. Neden bilmiyorum. Bizim yediğimize denk gelmedi. İkincisine de içini açıp baktım. Diğerindeki otluluk derecesi de daha tatminkar geldi. Kalınlığı bir tık daha fazlaydı. İstediğimiz, aradığımız özellikti. O yüzden biz diğer tabağı seçtik. Hepsini mi kullandın otların? Evet. Melike otlarının tamamını kullanmış ama tarifte otların yarısı yazıyordu. Ben de o yüzden yarısını kullandım. Çok iyi ettin. Zaten aşırı derecede otsal bir sıkıntı yok Carmen. Buradaki sıkıntı olan şey maalesef seninkinin... Ama... ekstra ince olması. Daha önce pankek ve krep ile ilgili bir seans yaşamıştık hatırlıyorsan. Orada da incelik ve kalınlıktan şey yapmıştık. Netice itibariyle biz bu iki tabak arasından olması gereken kaygana kıvamının bu olduğuna kanaat getirdik. Tamam ama biraz önce otunun daha fazla olduğunu söylediniz Melike'nin. Otunun benim... daha fazla olması benim kişisel tercihim. O zaman o tarifte yarısı yazmasaydı o zaman. Ben yarısını kullandım. Carmen, bu tabağın seçilmesi ve bu tabağın seçilmemesinin ana kriteri ilk başta da söylediğim gibi bir tanesinin bizim istediğimiz şekilde yeteri kadar kalın olmaması. Evet. Bunun bizim istediğimiz kritere daha uygun oluyor olması. Tamam. Anlatabildim? O zaman ikinci kriter hiç söylenmedi diye kabul edeceğiz madem. Nasıl arzu ediyorsan öyle değerlendirebilirsin Carmen. Yorumlarınızı alabilirim. Hayda sen güzel noktalara değindin ama Carmen gördüğümüz kadarıyla bunlara pek katılmıyor. Hayır, hadi ben de lütfen sözümü kesme. Ben de başka konulara değinmek istiyorum. Buyurun. Diyelim ki
hadi dereotu az olması gerekiyordu. Dereotu bence öyle doğranmamalıydı. Koca koca parça dereotları görüyorum. Ayrıca derinin tuzluluk oranını da ben daha çok beğendim. O yüzden benim için bugünün başarılı tabağı bu oldu. Başarısı da seninki oldu. Kesinlikle. Bence başarısızlıklarından birazcık ders almaya çalış. Çok daha kendini geliştirirsin. Sorun değil. Kabartma tozun çalışmamış. Kullandın mı? Kullandım. Çalışmamış. Yani o yüzden de bilmiyorum nerede hata yaptın ama gördüğün gibi yani kıvamlar arasındaki farklılıkta kabartma tozun da bayağı bir işle var. Eğer kabartma tozu kullanmamış, tarife koymamış olsaydık zaten dediğin gibi tam anlamıyla krep olacaktı. Ama ikisi de bana sorarsan çok lezzet olarak aykırı tabaklar, başarısız tabaklar değillerdi. Fakat bizim için daha doğru olan tabak Melike'nin tabağı. Carmen, söylemek istediğin bir şey varsa seni dinlemek isterim. Ben size verilen tarifteki otlarla ilgili doğru bir şey düşünmediğini ve doğru söylemediğini biliyorum. Ama o konuyu açmayacağım. Ama yine de tarifle ilgili konuşmak istersen dinleyebilirim. Çünkü önünüzde zaten olması gereken yarım demet vardı. Yarım demet vardı. Evet. Tarifi okuyabilirsin tekrar. Sorun yani değil. Ben o demetin tam olduğunu düşünmüştüm. Peki. Yani okuyabilirsin. Sorun değil. Tamam. Biz onu iki kere kontrol edip veriyoruz. Deniyoruz da. Yok bir şey söylemedim. Doğrudur yani hamuru daha kalın olacaktır ben bilmiyorum demiştim. Hı-hı. Sadece krep yazısına takıldığım için ince yaptım ama kalın olması gerektiğini şimdi sizden öğrendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Melike, ederim. Bugün bir şekilde kendini korumayı başardın. Carmen Pazartesi'nin adayı sensin. Bugün Karadeniz rüzgarları Carmen'e pek iyi gelmedi. Maalesef ilk günümüzün adayı Carmen ama kendisi ver fırınındaki daha önceki tecrübelerinden bunun bir son olmadığının, hiçbir şeyin de bitmiş olmadığının farkındadır diye tahmin ediyorum. Bugün böyle bir gün yaşadık. İkinize de teşekkür ediyoruz. Yarın çok daha iyi bir performans göstereceğinizi umuyoruz. Yarın bambaşka yöresel lezzetlerle, belki tatlı, belki tuzlu, değişik ve farklı tariflerle karşınızda olacağız. Bugün Karadeniz'de, yarın hangi yörede olacağımızı merak ediyorsanız biz aynı yerde, aynı saatte karşınızda olacağız. Yarın görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kalas bal. Bugünkü konseptimiz Güneydoğu Anadolu mutfağı. Patlıcanlar pişmiyor. Eyvahlar olsun. Ne biçim tepsi kebabı bu? İyi tuz ve karabiberi kim koyduysa o yenir. Ben onu oraya gömerim dedi. Konuştu ama sonuç belli. 12 gündür söylemekten bıkmadım, usanmadım. Mükremin ve Melike... Her koruma alınmadığında Carmen gitmen için elimden geleni yapacağım. Çünkü sen gerçekten bunu hak ettin. İkinci günün adayı olarak ön plana çıkarttığımız tabak...